Amerika'da Black Friday çılgınlığı. Evet. Amerika'da fethetmeye gidiyoruz şu anda Elon Prime. Oyunda sabah erzaklarımızı da yanımıza aldık. Bir yolluk yaptım şöyle. Biraz Cenk'e giderken. Evet, koşanlar mı dersiniz? Şu sırayı bekleyen arabalar mı dersiniz? Polis Allah'sa bile kadar var ya. Sürüyor bu sıra. Evet. Sürüp psikolojisi hemen. Heyecanlandım. Ya mesela sırayı bekliyorsun kanka. Sıra sana geliyor. Kendin hiçbir şey kalmadı. Hani. He? Yalnız şey yapmış polis bence. İçerideki bu araç trafiğini kapatmış. Evet, normalde buralar dolu olurdu. Normalde aynen şuradan şöyle zor geçerdik. Tek tek alıyor herhalde. Şey diye. Bak, tamam, millet almış et. Elleri kolları dolu. Aynen. Olay burada gerçekleşiyor ya. Arkadaşlar. Evet. Sen bir tane bir şeyde ben alışveriş yapmayacağım da. Sırayı görüyorsunuz. Bu Nike'ın sırası. Oh my. Oo. Bizim gireceğimiz sıra da buydu. Tam dalga geçerken. Ben Nike'a dönmeye karar verdim. Nike'ın da montları çok güzel. Girin, ben gezeyim abi. Yok, girelim, ne bileyim. Ne yapalım? Evet, biz de tam olarak bu sıraya gireceğiz. Ve Nike'ın sırası hala uzuyor. Abi. Evet, galiba Nike'ın sırası arkaya dönüyor. Evet. Sıranın sonu buraymış. Aynen yani. Sıranın sonu burada değilmiş. Yıkıldım evet. Şu anda. Sıranın sonu buraymış. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün günlerden Black Friday, yani Amerika'da Kara Cuma dedikleri gün. Outlet'e geldik Black Friday gününde. Görüyorsunuz arkadaki sırayı. Biz de şu an aslında sıradayız. Ve burası daha bizim ilk mağazamız. Sıradan göre de kalktık geldik. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Onu da bilmiyoruz. Sıramıza girelim. Sabahımızda kalkmamıza rağmen yani hala bir saatte sıradayız. Emlendiğimiz mağaza gelmedik. One eternity later. Kapıda kaldık. Görüyor musunuz? Alıyorlar. Evet, iki kişi çıkıyor ve biz dört kişiyiz. İki kişi girebilir misiniz? Aa bak, Maysan dedi gezi kadın. Değilmiş. Ben de dört bekliyorum. Hadi sokacak canım, bekle. Sabret bak, iki kişi daha çıktı. İki de demin çıktı, dört. %60 off yazıyor. Hepsinde. Hadi çıkın çıkın gelin. Abi çıkmayacağım içeride. Çıkmayacağım ki, çıkmayacağım ki. Kaç saat oldu? 1 saat dakika falan oldu. Hayatımda bu kadar sıra beklemiş miyim? Beklemişim. Nerede bekledik? Kaç kez beklemiş şey beklemiş? Kesin beklemişim. Ya bir yerlerde beklemişim değil mi? Abi bir kere askerde yani ilk girişte. Çantası da mantıklı ya baba. Thank you. Yeah. Dalın arkadaşlar. Direkt giriş yaptık. Bakalım. $65'miş. Hudila 65 üzerinden %60 off var. Şu an Black Friday'e özel. Ama her şeyin mutlaka ekstra large'ı kalmış. Ne haber bir tane? Yıkık. Nasıl gidiyor sıra? İyi değil. North Face'e girebilmek için 1,5 saat bekledik. 1 saat 45 dakika falan North Face'e girebilmek için bekledik. Değermiş, değmez. Yani şöyle söyleyeyim, her şeyde %60 indirim var. Bence de. Yani torbaları doldurdum. İçeri bile alırken zaten kişi sayısı kaç kişi çıkıyorsa ona göre insan alıyorlar. Bir anlamda kalabalık var.
ve beden yok. Yani hani bence tek sıkıntı burada beden olmaması. Yani elime neye atsam hep bir şey, X large. X large geldi. Bir şeyler bulduk mu? Bulduk evet, ama yani yine de daha güzel şeyler bulabilirdik bence. Merhaba. Neler buldunuz? Valla limon, sıvı, kolar gibi bir şey buldum. İyi mi? Değer miydi buraya? Değer. Net değer. Değer. Mont. Kafadan monttan kar ediyoruz yani. O saati kurtarıyoruz. 1,5 saat bekledik. Ama bir daha beklemem. Bir daha beklemem. Yoruldum. Kar ediyoruz ama beklemem. Yani. Daha ilk mağazadayız. Yorulmak yok. Yola devam. Eve dönebiliriz. Alacağımızı aldık. Serüvenimiz devam ediyor. Ne kadar tuttu? 189. Çok harcadık. 360 dolar save etmişiz. Save etmişiz. Bizde 400 küsür. Şey, mont 500 dolardı. Oha, 160 indirim oldu. Bir de e-maili yazınca %15 oldu. Arkadaşlar, burası Dallas'ın en büyük outletlerinden birisi. Yani şu Nike'ın sırası. Gerçekten. Biz de aynı sırayı geçtik gerçi. Yani tabii sıra belli markalarda var. Mesela şu an Converse'e rahatlıkla girebiliyorsunuz. Ve Converse'de ne varmış? %30 off varmış bütün store'da. Mesela Levi's. Levi's'ta da pek sıra yok. Hatta hiç sıra yok. Ve Levi's'ta ne varmış? Bir alana bir bedava varmış. Hadi dalalım. Mesela arkadaşlar %50 off var. Yani 108 dolar üzerinden 50 dolara düşüyor ürünler. Bakmaya devam edelim. Mesela şöyle çantalar var. Bu Crocs'un sırası. Ya Crocs'un sırasındalar. Çılgınca bir Crocs sırası. Terliğiniz ne evde eksik kaldı ya? Crocs'a girmiyoruz. Buy 2 get 2 free. Ha, buy 2 2 alana 2 bedava varmış. Beklenir mi sıra arkadaşlar, yorumlara yazın. 2 alana 2 bedava, 4 kişi. Beton Bodyverse'e gireyim diyordum ama beklemem Beton Bodyverse'ini. Online'da da aynı bence ya burası. Bu da Bath & Body Works sırası. Yani hem içerisi zaten küçük küçük. Ne varmış? 3 alana 3 bedava. 3 alana da 3 bedava varmış. Arkadaşlar yorumlara, evet çok güzel kokuyor. Yorumlara bekliyorum. Değer mi değmez mi? Bak. Gap'e girmek ister misiniz? Girdik. Burada güzel kazaklar beğenmiştim ama şu an bu sıraya girdiğine değecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. %60 off. Sıra kuyruğuymuş. Kısa kuyruğu şuradan başlayan. Şaka yapıyorsun. Ha, böyle dönüyorlar. Şaka. Şuradan başlıyor. Tamam. Samsonite'da indirim var mı? %30 indirim varmış. Samsonite'ın içi boş. Kimse bir şey almıyor. Şöyle değişik bir mağaza var. Zümiyiz. Of, burası Skechers. Skechers değil burası. Skechers'ı aşmış. Katy Perry'nin sırası olabilir. Evet. Evet, burası galiba evet Kate Spade'in sırası. Yani ne var burada Kate Spade'de bu kadar anlamıyorum. Çantalarda %70 indirim varmış. Kate Spade'in sırasını görüyorsunuz. Geri dönüyoruz biz. Victoria's Secret'ın sırasına bakalım dedik. Bakıp vazgeçtik.
Yani böyle bir kalabalık normalde hiç olmuyor burada. Yani gene de tabii ki kalabalık bir AVM ama bugün çok ekstra. Bugün çok fazla insan var. Kendimi şu anda Bağdat Caddesi Sephora sırasında bekleyen insanlar gibi hissediyorum. Ya gayet güzel geçiyor ama yorucu geçiyor. 12 saat oldu. Bir 12 saat daha buradayız yani. Geri geldik. Evet arkadaşlar biz şu an Kolombiya sırasındayız. Burada da %70 indirim varmış. Ne? Select Styles diyor. Yani bütün ürünlerde değil ve bütün ayakkabılarda bir alana diğer ikincisi %50 indirimli diyor. Bakalım şimdi bunun sırasındayız. Kolombiya'ya giriş yaptık. Burada daha çok mont var ve %60 indirimler varmış. Hemen böyle çok hızlı bir şekilde $230 mesela şöyle bir mont. Bunun üzerinden %60 indirim var. Daha çok tabii böyle kayak malzemeleri var. Böyle polar şeyler var. Mesela bu tarz bir polarlar $29 düşüyormuş. Black Friday özel indirimlerinde. Abi çok tatlıymış. Full mü açılıyor? Hı hı. Açılıyor. Burası o kadar kalabalık değil. Aslında mağazaların içi kalabalık değil. Çünkü içeriye sınırlı sayıda insan alıyorlar. O yüzden de çok fazla içeride kalabalık yaratmıyorlar ki insanlar kolayca alışveriş yapabilsinler diye. Evet, Kolombiya'nın bu polarlı, fermuarlı ürünleri de çok popüler genel olarak. Bunlar da mesela şu an $25 düşmüş tanesi ve renk renk yani pembesinden işte mavisine, siyahına, grisine kadar her renk var. Böyle polarlı bir ürün. Daha çok kayak için Kolombiya burada tercih ediliyor. Sıra hemen geldi. Evet. Kolombiya'dan da çıktık. Her yerde sıra oluşmaya başladı. Happy holiday. Happy holiday. Skechers'ta ikinci ürüne %50 indirim varmış. İlk üründe indirim yok. Evet, turumuz devam ediyor. Black Friday. Dinlenmeye oturduk. Evet, ne düşünüyorsunuz bugün hakkında? Güzel yani, mi indirimler? Çok elit bir ortamdayız. Elit. Böyle şeye benziyor, Nişantaşı. Nişantaşı değildi, neye benziyor? Hangi AVM'ydi böyle şeydeki? Palladium. Hayır, karşı tarafta. Yaport. Hayır. İstinye Park. İstinye Park. İstinye Park gibi bir AVM burası. Aynen. Evet. Valiler. Tabii. Ama her yerde. Arabayı valiye verdik. Peki mesela. İnsanlar nasıl? İnsan kalitesi. İnsan kalitesi dediğim gibi çok elit bir ortam var. Özellikle daha çok böyle Cancun tarafından çok bir şey var. Buraya bir transfer var. Meksika'dan diyorsun. O taraflar. Evet. Ama Meksika'nın elit kısmı yani. Elit. Tabii yani öyle şey köy kısmı değil. Yıldız ne bu? Gayet güzel. Ben memnunum burada olduğumdan. Evet. Güzel indirimler yakaladın mı ama? Evet, güzel indirimler yakaladık. Değdi yani. Kesinlikle değdi. Şey. Özellikle Kansas'tan 7 saat buraya. Özellikle saat bunun için süreceğiz. Geldiniz. Mont $50 mont almak için. Evet. Ama şöyle düşün. $200 harcadın. $400 save etmişsin. Nasıl bir save? Evet. $500. Yani evet. Normal zamanda da galiba 300 ödedik seni. Ama mutlaka ama evet. Birle de save edemiyorum. Yani kimse bu. Gerçekten $500 montu. Valla bende bok gibi para var abi. Sen yanlış adama söylüyorsun. İnsanları gösterelim. İnsan profillerini gösterelim. Yani geneli terlikli zaten. Evet, damlası terlikli ise olur. Görkem çorapla yürüyen birini görmüş. Evet, bir abi vardı elinde poşetler dolu ama çorapla yürüyordu. Yani dedim acaba unuttu mu bir yerde? Ya da bence ayakkabı alacak işte. Black Friday herhalde ayakkabı, ayakkabı alıyor. Evet. Yani sınırdan geçerken ayakkabısını düşürmüş. Şey, kendini direkt buraya atmış diyorsun. O zaman devam edelim mi? Dinlendik mi? Ben dinlendim, iyiyim. Hazırım, alışıyor şu adama.
Evet, El Siva 2 sırasındayız. Doğru. Lacoste, Calvin Klein. Tommy. Tommy'deki indirimi göstereyim size. Tommy'deki dış giyimlerde $60'dan başlayan fiyatlarlaymış. Biz şimdi gezdik. Tommy'de çok fazla indirim yoktu. Bir daha gelir misin? Gerçekten gelme. Zamanımıza değdiğini düşünmüyorum. Kesinlikle değmiyor. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Yemin ederim değil. Daha kolay zannediyordum. Yani zaman kaldı. Normalde aslında zaten direkt bir marketin. Yani 500'e sattığı şey sana gelip burada 300'e satıyor. Black Friday'da 250. $100 için. Değil. 2 saat sıra bekledik. İçerisi daha iyi. 3 saat. Evet. Bence değmez. Ama oradan neyse ki güzel şeyler aldığımız için o değdi. Evet. En azından bir şey aldık. Değmesi için almış yani. Evet, öyle bir şey oldu. Ben mesela almayabilirim. Evet, şapka aldım mesela ama ihtiyacım vardı. Nasıl şapkaya ihtiyaç olabilir mesela? Bu nasıl bir ihtiyaç? Arıyordum yani, şapka takmayı. Saçımı yapmadığım zamanlar şapka takmak istiyorum Görkem gibi. Ne demek istiyorsun kardeşim? Evet, Lacoste'dayız. Lacoste çok loş bir ortam var şu an burada. Evet, niye burada? Zor seç yani, renkleri çok zor gördüğü. Böyle değildi bu arada, aynen. Lacoste değiştirmiş. Şey Lacoste böyle değildi. Parayı bulup hani Lacoste'a gidip ne alsam full takım giyerim böyle. Hani yeni bulmuş parayı. Arkadaşlar ama mesela $39 ayakkabı kötü bulabilirsiniz. Bütün ayakkabılar gördüğüm kadarıyla evet $39'muş. Fena değiller yani, güzel olanlar da var. Mesela şeylere bakalım. Şu polo tişörtler ne kadara geliyor? %50 off varmış. $110 üzerinden %50 off var. Tommy'nin polo tişörtlerinden. $55 geliyor değil mi? $55 denk geliyor. Ben de almam. Evet, Lacoste böyle. Ne kadarmış mesela şu an beğendiğin eşofman altı? Güzelmiş rengi ha. $38 39'a düşüyor. Oo, çok iyiymiş ha. Evet, bence de 39'sa ben alayım. Bedeni yok ama. Evet. Şaşırtık böyle mı? De bir problem var işte. Aradığın hiçbir şeyin bedeni yok. Tek bir ürün kalmamış. Lacoste'u sömürmüşler. Genel olarak da çok çok büyük bedenler var. Pek bir şey bulamadım. Bu hal ve gidişat. Evet arkadaşlar, ellerimiz, kollarımız dolu. Doldurduk. Doldurduk. Bütün sene bugünü bekledik. Bu da AVM'ye giriş sırası. Kaynak Arka, yapılıyor. Kaynağı olmuş burada yani biz gelmeyeli. Normalde burada tek şerit yapmış polis. Bak şu Toyota kaynak yapıyor. Tiguan evet. Kaynak yapıyor. Sonra onun arkasından arkadaşlar burada üçlü sıra kaynak olmuş. Yani Amerika'da aman trafik çok güzel. Güzel de işte yine kaynakçı abiler var. Var. Abi, kesin var. Olsun. Bu arada buraya yani böyle tek giriş yok. Buraya en az 3-4 tane giriş var. Hepsi aynı şekilde. Biz zaten arabayı sabah 6'da geldiğimiz için dışarıya bırakmıştık. Aynen, bu bir girişi. Bunun gibi belki var mıdır 5-6 girişi daha? Ya vardır. Hayda, gelen arkadaşları görüyorsunuz. Hala daha akın akın geliyorlar. Daha öyle. Evet, biz şu an saat 2 AVM'den çıktık. Ve birkaç yere giremedik. Aşırı sıra vardı. Yani sıra çift sıra olmuştu. Onlar da kısmet değilmiş. Ne yapalım? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir Black Friday gününün de sonuna geldik. Çılgınca alışveriş yaptık. Hakkını verdik. Yani biz çılgınca alışveriş yaptık. Kalan insanları, sıradaki insanları düşünemiyoruz bile. Mağazayı çok beğendim. Evet, gerçekten değer miydi? Tartışılır. Yani oylarsak ben bir daha gelmeyeyim. Niye daha gelirim diyor. 3'e 1 gelmeyelim daha. O zaman bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıya size göre değer mi değmez mi yorumlara bekliyorum. Evet, beğenmeyi, abone olmayı, aşağı kaydırıp abone olmayı, yukarı kaydırıp beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.